kaybederseniz her şeyinizi kaybedersiniz. Efendiler, bu noktaya gelmişken, bu mevzuya, fitnelerin, fesatların çoğaldığı bir noktaya gelmişken, zaman zaman Müslümanların elinde dolaşan bir kağıttan haber vereyim. Kağıt. Ne olduğu belli olmayan, esası, kaynağı belli olmayan ama mutlaka gizli bir takım insanların meydana getirdiği bir kağıt var. Adına Şeyh Ahmet Vasiyetnamesi demişler. Şeyh Ahmet Vasiyetnamesi. Aslı, esası, tepeden tırnağa yalan. Yazmış adam oraya. Bu vasiyetnameye inanmayan kafirdir diyor. Vay dilsiz herif, vay imansız adam. Senin kaleme aldığın ayet değil, kitabullah değil, bir Allah'ın kelamı değil, onu kaleme almış birinci satırda bu vasiyetnameye inanmayan kafirdir diyor. Aslında Kur'an'a ya Kur'an'dan bir ayete inanmayan kafir olur. Sanki bu kendi yazdığı vasiyetnameyi Kur'an telakki ediyor, ayetmiş gibi gösteriyor ve buna inanmayana kafir dediği için bu vasiyetnameyi kim yazarsa, kim yazdırırsa, kim elden ele dolaştırırsa tam tersine o kafir oluyor. Ne tehlike görüyor musunuz? Bunu hangi alçak adam, hangi edepsiz adam, hangi vicdansız adam yazıyorsa bu vasiyetnameye inanmayan kafirdir denir mi? Bu Kur'an mı bu? Ancak Kur'an'a ve Kur'an'dan bir ayete inanmayan kafir olur. Bu vasiyetname Kur'an mı? Bilsiz adam. Sen buna bu hükmü koyuyorsun. İşte her kim şu bizi dinleyen tertemiz cemaatimizden rica ve istirham ediyorum. Şeyh Ahmet vasiyetnamesi Medine'de işte rüyasında peygamberimizi görmüş de peygamberimiz üzülüyormuş da şu kadar bin kişi ölmüş de çoğu dinsiz gitmiş de falan da filan da kim bu vasiyetname diye bu uydurma, bu batıl, bu rezil vasiyetnameye rastlarsa derhal yaksın, imha etsin. Böyle şey olmaz. Böyle bir dalaletnameye bu kafirdir hükmünü kim koyuyor? Zaman zaman daktiloyla yazmışlar, matbaada basmışlar, elden ele, elden ele dolar. Kim dolaştı? Hangi alim bu? Hangi müslülük fetva vermiş? Hangi ahmakın icadıdır bu? Aldanmayınız! Bu vasiyetnameye inanmayan kafir olur denir mi? Allah'ın kelamı mı bu? Senin gördüğün rüyaya inanmaya mecbur muyum ben? İnkar edersem kafir mi olurum ben? Onun için ehl-i sünnet vel cemaat itikadına göre hiç kimse kendi gördüğü rüyaya kimse inandıramaz, zorlayamazsınız. Ancak ve ancak Peygamber-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin gördüğü rüyalara inanmayan kafir olur. Görüyor musunuz? Çünkü vahiydir o. Vahiy inkar etmek olur o. Ama Şeyh Ahmet falan filan onların gördüğü rüya vahiy değildir, vahiy ilahi değildir. İnkar edebilirsin, inanmayabilirsin. Sen nasıl kafir dersin buna? Ne korkunç bir hile görüyor musun? Ne dalalet bir namedir o. Böyle yollarla da müminleri yanıltmaya, şaşırtmaya, çıldırtmaya gidiyorlar. Kim yapıyor bilmiyorum. Belki İngilizler, belki Yahudiler, belki başkaları. Ama bir ehl-i sünnet vel cemaate mensup bir Müslüman böyle bir vasiyetname yazırsa inanmayan kafirdir diyemez. Ya işte aziz ve asil kardeşlerim, sabahleyin mümin, akşamleyin kafir olmak tehlikesini açıktan açığa yaşıyoruz. Dikkatle, ibretle Kur'an'a sarılıp, İslami hakikatleri bilip, belleyip yolumuzda devam etmek zorundayız. Devam etmek zorundayız. Ve şuurla tabii, taklitle değil, özenmeyle değil, tahkikle, bizzat şuurla, idrakle, ilimle, erbabına danışarak ve meseleyi sorarak, öğrenerek takip etmek zorundayız. فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bilmiyorsanız,
Eğer bu hususta bir ilminiz, bir malumatınız yoksa, ilim adamlarına, din hocalarına soracaksınız, ondan sonra adım atacaksınız diyor Allah-u Teala. O bakımda bu hususlara dikkat etmek zorundayız. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu fitnelerin zuhuru zamanında imanın muhafazası zorlaşacaktır demesi tedbir almamız içindir. Geliniz Resul